Diyarbakır Sur'da yıkılan mahallelerdeyiz. Buradaki tarihi eserlerin pek çoğu yıkıldı, yok edildi ve üzeri tarla şeklinde maalesef kapatıldı. Burada tarihi eserlerden bir tanesi geriye kalmış durumda. Diyarbakır'ın tarihleri bu şekildeydi. İçleri, avluları vardı, güzel taş mimarları vardı, bazalt taşlardan yapılmış. Ama bakıyorsunuz, hani Diyarbakır'ı Toledo yapacağız diyenler, hemen arkamızdaki bu AVM modelli, F tipi cezaevi modelli yapıları yaptılar. Yani şurada dış cephelerini saçma sapan beyaza boyayıp, önlerinde otoparklar yapıp, bu alanı büyük bir ihanetle karşı karşıya bıraktılar. Bu yapılar Diyarbakır'a ihanettir, tarihine ihanettir. Yapılması gereken buradaki olduğu gibi tarihi eserler şeklinde buranın ihya edilmesidir. Biz de bu iktidarı gönderdiğimizde yerel yönetimleri de kazanarak Diyarbakır'daki bu ihaneti ortadan hep beraber kaldıracağız. Ve bu tarihi eserlerdeki olduğu gibi bu alanların altlarını kazıp, tarihi alanları ortaya çıkarıp Diyarbakır'ı tarihini tekrar kazandıracağız. Hikayesini tekrar kazandıracağız. Senin bir tane ortada ev kalmış burada. Sadece bu tek kalmış. Etrafındaki bütün mahalle gitmiş. Yani şu an benim bildiğim şu çevreden baştan ileri öbür sokağa kadar 88 ev. Hepsi gitti. Komple gitmiş. Nasıl üç katlı bir şey? Avlumu duruyor. O filalarını elektrik yaptan utmanı açıp bize söküştürmeli. Burası sizin eviniz değil mi? Kendim ökülüm. Peki burada oturuyordunuz? 63 yıldır. Burada mı doğdunuz? Hayır. Ha. 6 aylıkken köyden Baba yaptıktan sonra 63 yıl burada yaşadınız. Evet, 50 yaşımdan beri buradayım. Bu evde mi yaşadınız? Hayır. He. Bir sıradaki iki yerde. Onlar yok şimdi, yıkılmış. Onlar yıkılmış, onların da havası için 7 yıl mahkemeye verir.